Cennete bir kapı vardır. O kapının adı Reyyan kapısı. Susuzluğu giderenlerin kapısı. Mahşer gününde çağrı yapılacak. Bütün oruç tutanlar buraya gelsinler. Reyyan kapısı onlar için açılacak. Özel insanlar o özel kapıdan girecekler. Bütün cennetlikler, oruçlular girdikten sonra o kapılar kapanacak, kilitlenecek. Cennetten çıkış yok ki ve onlar mutlu olacaklar. Allah o gün Reyyan kapısından girenlerden eylesin bizleri. Allah duaları kabul edilenlerden eylesin bizleri. İyiliğin 1'e 700, 10'a 700 karşılığı vardır. Allah bazı iyilikleri bir işlersiniz 700 yazdırır. Bir işlersiniz 500 yazdırır. Bir işlersin Allah 10 yazdırır. Bütün melekler de bunları bilir. Ama bir amel var ki melekler bile onun ağırlığını bilemez. O hangi ibadettir? Oruç. Çünkü Allah şöyle buyurdu. Kul benim için tuttu, benim için aç kaldı. Hani evdesin. Dilersen yersin, içersin. Kimse farkında olmaz, kimse bilemez. Sen benim için aç kaldın, susuz kaldın. Karşılığını ben vereceğim. Onun için bazen mahşer aleminde insanlar imtihan edilirken, günahlar, sevaplar tartılırken bir bakacaksınız ki bir kulun iyilikleri kötülüklerinden daha az. Kötülükleri daha ağır basıyor. O kul cehenneme doğru sürüklenirken Allah Celle Celaluhu buyuracak. O kulumun teraziyi yani dengeleyecek iyilik ve kötülük terazisini, sevap ve günahları dengeleyecek bir iyiliği kalmadı mı hiç? Diyecekler ki ya Rabbi olmadı, olmadı, olmadı. Melekler de mahzun çünkü melekler adildirler, gerekeni yaparlar. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Onlar emredileni yaparlar. Melekler için böyle geriden alma, hafiften tutma böyle bir şey söz konusu olamaz. Onlar ancak Allah'ın emredildiğini yaparlar. Allah diyecek ki kulumun başka bir iyiliği yok mu ey melekler? Ey Zülcelal, ey her şeyin sahibi olan Allah. Sen biliyorsun ki kulunun başka ameli yok. O kul cehennemde yaptığı kötülüğün karşılığını görecek. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu der ki, o kulumun benim bildiğim, sizin bilmediğiniz bir iyiliği vardır. Merak edecek melekler, ya Rabbi bizim bilmediğimiz senin bildiğin hangi ameli vardı ki o benim için oruç tuttu. Orucun karşılığını ben vereceğim ona diyecek ve gökten bir kağıt gibi inecek. Bir kağıt, bildiğiniz bir kağıt böyle gökten şöyle süzülerek gelecek. İyilikler terazisinin kefesine konacak ve bir anda iyiliklerin ağırlığı kötülükleri